Şimdi kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala'dan nasıl istediğimiz de çok önemli. Hani dua gerçekten bizim ile Rabbimiz arasındaki çok önemli, çok mühim bir bağ. Ve o kadar muhteşem, o kadar önemli bir bağlantı ki dua bizim ile Rabbimiz arasında. Mesela bunu nasıl ispat edebiliriz? Kur'an'ın mesela birçok yerinde sahabe gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey sorduğunda Rabbimiz bunu kitabında bize haber vermiştir. Misal veriyorum. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ Sana kadınların ay halinden sorarlar. قُلْ دَكِ هُوَ اَذَى O eziyettir. Tamam. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana hamırdan, şaraptan ve meysirden, kumardan sorarlar. قُلْ دَكِ فِيهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ اِلَى اَخِرٍ Onlarda işte büyük bir günah olmakla beraber bazı faydaları vardır. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ Sana dağlardan sorarlar. Cevabı nasıl geliyor? قُلْ دَكِ Şimdi hani dua hakkında konuşuyoruz. Önemli olduğunu nereden anlıyoruz? Sahabe gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Subhanahu ve Teala hakkında sorduğunda Rabbimiz şöyle cevap veriyor. Bakara suresinin 186. ayeti. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Benim kullarım sana benden sorarlarsa فَاِنِّي قَرِيبٌ Ben yakınım. فَاِنِّي şüphesiz ki ben yakınım diyor Rabbimiz. Kul araya getirmiyor. Yani mesele dua olduğunda, Rabbimize dua ettiğimizde, alemlerin Rabbi olan Allah'a ellerimizi açıp yalvardığımızda araya peygamber bile girmiyor subhanallah. Ve ayetin devamı da çok güzel. Diyor ki اُجِيبُ دَعْوَةَ دَعِي اِذَا دَعَانِ Diyor ki bana dua edenin duasına icabet ederim. Tamam. Şartı var mı? Şartı da var ayetin devamında. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Bana icabet etsinler. Yani davetime, İslam'a, Kur'an'a, şeriata icabet etsinler. وَلْيُؤْمِنُوا بِي Bana iman etsinler. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Hani umulur ki rüşt ehlinden olsunlar. Buradaki umulur ki Allah Subhanahu ve Teala hakkında kullanıldığında kesinlik ifade ediyor. Tamam mı kardeşim? Burada duanın ne kadar mühim olduğuna bir karine var. Ve şimdi asıl meseleye gelelim. Kardeşlerim, dua kişiyle Rabbi arasında her zaman olması gereken bir şeydir. Her zaman olması gereken çok önemli bir meseledir. Kimden öğreniyoruz bunu? Mesela bir örnek üzerinden gideceğim. Musa Aleyhisselam örneğinden öğreniyoruz. Musa Aleyhisselam örneğinden şunu öğreniyoruz. En ufak şey olsa bile veyahut en büyük, en azim şey olsa bile Musa Aleyhisselam bunu Rabbinden istiyor. Bakın burayı tekrar ediyorum. En ufak bir şey olduğunda veyahut en büyük şey olduğunda ne yapıyor Musa Aleyhisselam? Rabbinden istiyor. Bakın örnek vereyim. Şimdi hatırlayın, Musa Aleyhisselam kendi yaşamış olduğu toplumda Beni İsrail'den bir de Kıptilerden bir adamın tartıştığını gördüğünde sonuçta ne oldu? Bir adamı öldürdü. Ondan sonra oradan kaçmak zorunda kaldı. Tamam. Orada da aslında bir nükte var. Niye kaçıyor? Yoksa Firavun kendi hanedanın içinde biri olsa bile başkasının canına kıydığı için kısas uygulayacak. Hayat emniyeti o zaman Firavun'un sisteminde var. Ama konu orası değil. Ben başka bir yere geleceğim. Orada kaçtığında hani başka bir kavme gidiyor ve öyle bir hale geliyor ki hani perişan. Yemeği kalmamış, suyu kalmamış, hiçbir şeyi kalmamış. Ondan sonra o ağacın yanına yaslandığına ne diyor? فَقَالَ رَبِّ اِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَق۪يرٍ Dedi ki, ey benim Rabbim, bana göndereceğin her türlü hayra muhtacım. Yani herhangi bir hayır olsun, bir lokma yemek olsun, bir bardak su olsun, bir kişinin tesellisi olsun, birinin gelip bir şekilde yardım etmesine muhtacım. Bakın en küçük şeyi kimden istiyor? Rabbinden istiyor. Musa Aleyhisselam. Dua noktasında bize gösteriyor. İsteyeceğin şey ne kadar küçük olsa bile ne yapıyor? Rabbinden istiyor. Ama bununla mı kalıyor? Hayır. İsteyeceği en büyük şeyi de Rabbinden istiyor. Peki bir insanın isteyebileceği en büyük, en muazzam, en muhteşem şey nedir? Rabbini görmesidir. Bakın, güzelliği yaratanın ne kadar güzel olduğunu biz tasavvur edemeyiz. Rabbim yüzüne bakanlardan bize eylesin. Kıyamet gününde kendi güzelliğini gösterdiği kullarından eylesin. Bu da en büyüğüdür. Bakın en küçüğü neydi? Ağacın dibine sığınmış. Ya Rabbi, göndereceğin herhangi bir hayra muhtacım. Peki en yükseği ne? Kâle Rabbi erini enzur ileyk. Rabbim bana kendini göster, sana bakayım. Musa Aleyhisselam böyle dedi. Kendini bana göster, sana bakayım. Bakın en küçük mesele olsa bile
en büyük mesele olsa bile ki Rabbimize bakmak budur. Ne yapacağız? Rabbimizle daima bir dua bağlantısı içinde olacağız kardeşlerim. Yani dua sadece sıkıntı anında olmaması lazım. Biz Rabbimizi rahat olduğumuz zamanda analım ki sıkıntıya düştüğümüzde Rabbimiz de bizi ansın. Aleyhissalatü vesselam hadiste İbn Abbas'a bu şekilde öğretiyor. Tamam? Ve aynısını biz de yapıyoruz aslında. Bakın duayı okuyoruz yani genelde tahiyyatlarda okuyoruz. Rabbena atina fi'd-dunya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azaben-nar. Diyoruz ki ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi azaptan koru. Mesela dünyada herhangi bir iyilik ne olabilir? Bir bardak su olabilir. Bak bunu da Rabbimizden istiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ahirette de hasenet ver. Ahiretteki hasenet ne olabilir? Cennete girmek olabilir. Bakın en küçükten en büyüğe bir ayetin içine ve qina azaben-nar ve bizi ateşin azabından koru. Allahu Ekber. Rabbim bize merhamet eylesin. Rabbim kendisiyle arası güçlü olan kullarından eylesin. Rabbim dua ve diğer bütün meselelerde kendisini tevhid eden kullarından eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.